Leçon 9. Enregistrement 19. 1. Écoutez attentivement le dialogue et cochez la bonne réponse. Bonjour, vous êtes peintre? Monsieur? Oui, je suis peintre. Je m'appelle Lucas Fortier et vous êtes? C'est Léa Lancet. Je suis ici pour vous aider à la démo. Merci. Alors, placez la toile, les pinceaux, le chevalet et la palette s'il vous plaît. Je place tout. Vous travaillez où? Je travaille dans mon atelier. Léa, tu aimes la peinture? Oui, j'adore la peinture, mais je ne fais pas de peinture. Très bien. Dinledik. İsterseniz diyaloğu birlikte bir bakalım. Bonjour, vous êtes peintre, monsieur. Ressam mısınız beyefendi? Oui, je suis peintre. Evet. Je m'appelle Lucas Fortier. Vous êtes, siz? C'est Léa Lancet. Je suis ici pour vous aider à la démo. Ben sizinle buradayım demonstrasyona yardım etmek için. Merci alors. Placez la toile. Tuvalinizi yerleştirin. Le pinceau, fırçaları. Le chevalet. La palette, s'il vous plaît, lütfen. Je place tout. Her şeyi yerleştiriyor muyum? Vous travaillez où? Nerede çalışıyorsunuz? Je travaille dans mon métier. Dans mon atelier. Atölyemde çalışıyorum ne ya? Tu aimes la peinture? Boya yapmayı seviyor musun? Oui. J'adore la peinture, mais je ne fais pas de peinture. Çok seviyorum ama yapmıyorum. Très bien. Diyaloğu dinledik. Bakalım şimdi sorulara. Combien de personnes y a-t-il? Kaç kişi var? Deux, iki kişi. Où sont-elles? Neredeler? À la démonstration. Demonstration gösteri demek. Bir şeyin küçük gösterisi. De quoi il s'agit? Söz konusu olan nedir? Il s'agit de faire de la peinture. Resim yapma söz konusu olan burada. Quels sont les outils de peinture que vous entendez? Koşole dinlerken hangi boya malzemelerinin ismini duydunuz? Diyalogta isimleri şövale, la toile, le crayon, le pinceau, la gomme, la palette. Ben paleti hatırlıyorum, evet. Şövale, la toile, le pinceau, la palette. Bunları hatırlıyorum. Silgi yok. Crayondan bahsedilmiyor. Cochez la bonne réponse pour compléter la phrase. Le peintre travaille dans. Nerede çalışır bir ressam? Dans un atelier. Bir atölyede çalışır. Production orale. Répondez aux questions ci-dessus. Décrivez un objet appartenant à une profession sans la nommer. İsmini söylemeden bir mesleğe ait bir eşyadan, bir aletten bahsedin. Puis demandez à la classe de deviner le métier. Sonra sorun sınıfa bu meslek ne olabilir? Dites trois phrases affirmatif, trois phrases négatif sur un métier. Bir meslek hakkında 3 olumlu, 3 olumsuz cümle söyleyin. Örnekler var bakalım. Bilmece olan devinet A. C'est un matériel, bu bir materyaldir. Il sera écrire, yazmaya yarar. Profesör utilise, bir öğretmen kullanır. Vous utilisez toujours, siz de hep kullanıyorsunuz. C'est un crayon, un stylo. Dolma kalem ya da crayon, daha çok bu siyah kurşun kalem. Le vendeur n'écrit pas un journal. Mesela olumsuz cümle yapın, B'de. Gazeteci, satıcı gazete yazmaz. Ne écrit pas dans un journal, belki gazetede yazmaz. Ya da günlük yazmaz anlamında journal. L'avocat ne travaille pas dans une usine. Avukat bir fabrikada çalışmaz. Olumsuz cümle örnek. Le mécanicien ne travaille pas dans une école. Mekanisyen yani tamirci bir okulda çalışmaz. Genellikle teknisyen bunlar. Olumsuz örneklere örnek verdik cümlelere. Compréhension écrite.
yazılı anlatım bölümünde bir meslek. Le menuisier. Menuisier resimde görüyorsunuz. Marangoz. Regarde Camille, il y a beaucoup d'artisans. Je fais une photo. Bak, birçok artisan, genellikle sanat işiyle uğraşan kişi. Birçok sanatçı var. Je fais une photo. Bir fotoğraf yapayım, çekeyim. Bof. Bof bir ünlem ya. Olumsuzluk bildiriyor. Hayır, yok. Olmaz gibi. Ça ne m'intéresse pas. Beni ilgilendirmiyor. Tu es curieux toi. Sen çok meraklısın, comme toujours, her zaman olduğu gibi. Je ne vais pas aller à la démo. Ben gösteriye gitmek istemiyorum. Demonstration, gösteri. Tant pis, ne kötü. Mais, ama, merci de dire la vérité. Gerçeği söylediğin için teşekkür ederim, Chloé. Tu viens avec moi, Chloé, sen gelir misin benimle? Moi? Moi aussi, je suis curieux. Ben de meraklıyım. Regarde, Hugo est là. Hugo orada. Salut, Hugo. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne yapıyorsun burada? Salut, je suis l'assistant de Monsieur Beaujolais. Monsieur Beaujolais'nin yardımcısıyım. Quelle est sa profession? Mesleği nedir? Il est menuisier, marangoz. Un menuisier, qu'est-ce qu'il fait? Ne iş yapar bir marangoz? Il fabrique des objets en bois. Ağaçtan mobilyalar, ağaçtan objeler yapar. Dans son atölye, atölyesinde imagine, hayal eder, desin, çizer, dekup, keser, mont, birleştirir, et vernis et création, yaptığı şeyleri parlatır. Et le voilà, regarde. Aa, işte bak, il fabrique, il bibliothèque, bak bir kütüphane, kitaplık yapıyor. On prend une photo, bir fotoğraf çekelim mi? Ne dersin? Diyaloğu dinledik. Şimdi isterseniz birlikte soruların cevaplarına bakalım. Il y a combien de personnes? 5. 5 kişi var. Où sont Théo et ses amis? Théo ve arkadaşları neredeler? À la démonstration, bir gösteride. Il parle de qui? Kimden bahsediyorlar? De Monsieur Beaujolais. Monsieur Beaujolais'den bahsediyorlar. Que fabrique le menuisier? Marangoz ne üretiyor, ne yapıyor? Une bibliothèque, kitaplık. Qui n'est pas curieux? Kim meraklı değil? Chloé. Complétez les phrases avec les professions ci-dessus. Bu mesleklerle cümleleri tamamlayın. Le professeur, öğretmen. Le médecin, doktor. Mécanicien, mekanik işleri yapan tamirci. Araba tamircisi bazen, garajist. La vendeuse, satıcı. La marchande, ticari işler yapan kişi. Agriculteur, çiftçi. Ouvrier, işçi. La journaliste, gazeteci. Travail dans une ferme. Bir çiftlikte çalışır. Burada anahtar sözcüklere bakalım isterseniz. Bir çiftlikte çalışır. O zaman tabii ki agriculteur. Travaille sur un marché. Pazarda çalışır. La marchande. Travaille dans un garage. Bir garajda araba tamir edilen yere garaj deniyor Fransızca. Mekanisyen. Dans une école. Okulda çalışır. Profesör, öğretmen. Travaille dans un magasin. Bir mağazada çalışır. Lavandöz, satıcı. Travaille pour un journal. Bir gazete için çalışır. Jurnalist. Travail dans un hôpital, bir hastanede çalışır, médecin, doktor. Travail dans une usine, fabrikada çalışır, ouvrier, işçi. Transformer le texte à la forme négative. Buradaki cümlelerin hepsini olumsuz hale getirin diyor. Olumsuzluğu nasıl yapıyor Fransızca'da? Bir şurada göstereyim tabloda bir daha. Cümledeki fiil, burada etr fiili, burada emselmek, emes
sevmek, dedes de prefere, nö ve pa'nın arasında kalıyor. Yani fiil iki çekimli halde tabii, nö ve pa'nın arasında kalıyor bu şekilde. Eğer fiil sesli harfle başlıyorsa buradaki e düşüyor ve bu şekilde yine arada kalıyor. Mesela je n'aime pas derken buradaki ö Fransızca için e harfi ö'dür. Düşüyor. Je ne suis pas français. Ben Fransız değilim. Peki bu cümleyi olumlu yapmak için tekrar ne ve pa'yı kaldırırsanız olumlu olur. Je suis français. Je ne suis pas français. Je n'aime pas les insectes. Ben böcekleri sevmem. Vous n'aimez pas la nature. Siz doğayı sevmiyorsunuz. Tu ne détestes pas les cours. Sen derslerden nefret etmiyorsun. Nous ne préférons pas la musique classique. Biz klasik müziği tercih etmiyoruz. Je n'ai pas de chat. Benim kedim yok. Il ne fait pas de musique. O müzik yapmıyor. Yalnız burada de Fransızcadaki article indéfini dediğimiz a, ün ve de olumsuz da de'ye dönüşüyor. O nedenle J'ai un chat. Benim bir kedim var. J'ai un chat diyeceksiniz. Un chat. J'ai un chat. Je n'ai pas de chat. Ne oldu? Buradaki a de'ye dönmüş oldu. J'ai un chat. Je n'ai pas de chat. Peki yukarıdaki metini bir okuyalım isterseniz birlikte. Ne diyor? Sonra olumsuzları var. Elle s'appelle Nihal. Adı Nihal. Elle est Türk'tür. Elle a 34 ans. 34 yaşındadır. Elle parle Türk, Fransız, un peu anglais. Türkçe, Fransızca ve biraz İngilizce konuşur. Elle fait ses études en français. Fransızca eğitim görüyor. Elle est instructrice. İlkokul öğretmeni. Travaille dans une école primaire. École primaire. İlkokulda çalışıyor. Elle a un chat. Bir kedisi var. Elle adore la peinture. Resmi sever. Bien sûr. Elbette. Elle fait de la peinture. Elbette resim yapıyor. Şunlara dikkat edelim. De la da de'ye de oluyor. Olumsuz da. Du, de la. De yine. Baktığımızda peki birlikte bir bakalım olumsuz haline cümlelerin. Bakın burada o en ne s'appelle pas Nihal, en ne pas Türk, en ne pas 34 ans, en ne parle pas Türk, français, anglais, en ne fait pas ses études en français, en ne pas institutrice, maintenant elle ne travaille pas dans une école primaire, en n'a pas de chat, un chat, deux chats, burası dikkat edin. Elle n'aime pas la peinture. Bien sûr, elle fait pas de peinture. Yine de la, de oldu. De la, de peinture. Peki son olarak pour parler de la profession, bir işten, meslekten bahsederken neler kullanabiliriz? Quelle est ta profession? Senin mesleğin nedir? Je suis infirmière. Ben hemşireyim. Quel est ton métier? Senin mesleğin nedir? Je suis pharmacien. Eczacıyım. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Hayatta ne yaparsınız? Je suis journaliste. Gazeteciyim. Qu'est-ce que vous faites comme travail? İşiniz nedir? Ne iş yaparsınız? Je travaille comme styliste. Stilist olarak çalışırım. Je travaille comme professeur. Öğretmen olarak çalışıyorum. Gibi comme'la söyleyebiliyoruz. Bu dersi de burada bitirdik. Çalışma kitabıyla devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Merci, à bientôt. Leçon 9. Enregistrement 11. 1. Écoutez, trouvez la profession de chacun des personnages et notez le numéro de l'enregistrement. Quelle est sa profession? 1. Elle ne donne pas les cours, mais elle est aimable et patiente. Elle n'utilise pas la toile.
Elle n'est pas à l'atelier. 2. Il ne coupe pas les cheveux mais il est ingénieux. Il n'utilise pas la seringue. Il n'est pas à l'école. 3. Il ne soigne pas les malades mais il est aimable et patient. Il n'utilise pas les ciseaux. Il n'est pas à l'atelier. 4. Elle ne coupe pas les bois. Elle n'utilise pas les livres. Elle n'est pas à l'hôpital. Dinledik. İsterseniz birlikte bir bakalım. Quelle est sa profession? Onun mesleği nedir? Elle ne donne pas les cours. Ders vermiyor. Öğretmen değil. Elle est aimable et patiente. Yardımsever ve sabırlı. Elle n'utilise pas la toile. Tuval kullanmaz. Ressam da değil. Elle n'est pas à l'atelier. Atölyede değil. Yine ressam değil. Öğretmen değil. Sabırlı. Muhtemelen enfermier olacak burada. Peki, diğerlerine bakalım. Il ne coupe pas les cheveux, saç kesmez, kuaförü eledik. Mais il est ingénieux, yine de yetenekli. Il n'utilise pas la seringue, serum kullanmıyor, enfermier değil. Il n'est pas les, okulda değil, kuaför değil, hemşire değil, öğretmen değil. Elimizde ne kaldı? Marangoz. Il ne soigne pas les malades, hastaları tedavi etmez, hemşire değil. Il est aimable et patient, sabırlı ve yardımsever. Il n'utilise pas les ciseaux, makas kullanmaz. Il n'est pas à l'atelier, atölyede değil. Hemşire değil. Hasta çünkü şey yapmıyor. Sabırlıdır. Öğretmen kaldı herhalde bu durumda. Elle coupe pas bir kadın. Le bois, ağaç kesmez, elle n'utilise pas les livres, kitap kullanmaz, elle n'est pas à l'hôpital, hastanede değil, o da kuaföz olmalı. Réécoutez, faites la négation comme dans l'exemple avec les métiers donnés. Verilen mesleklerle örnekte olduğu gibi olumsuz cümleler yapın. La coiffeuse örneğin. Elle ne travaille pas dans une école. Okulda çalışmaz. La marchande ne répare pas les voitures. Arabaları tamir etmez. Facteur ne travaille pas au bureau de la de poste. Postane bürosunda çalışmaz. Postacı dışarıda çalışıyor. Marchand, tezgahtar, pazarda. Faktör, postacı. Fotoğraf, fotoğrafçı. Asistan, yardımcı. Marchand, tezgahtar. Agriculteur, çiftçi. Ouvrier, işçi kadın. La journaliste, burada erkek. Le journaliste, gazeteci. La vie professionnelle. Kim bu? Mesleği nedir? Bakalım. Il s'appelle Victor. Bildiğiniz şeyleri söylemiyorum. Il a 29 ans. Il habite à Paris. Son travail, onun işi est parfois dangereux. Bazen tehlikeli. Victor est très courageux. Cesur, sportif et résistant. Dirayetli. Il n'a pas peur du feu. Ateşten korkmaz. Pour sauver des gens. İnsanların hayatını kurtarmak için. Victor aime l'action, aksiyonu sever. Aksiyonu seviyor, sportif, dirayetli, cesur, ateşten korkmuyor. Il porte un uniforme spécial, özel bir üniforması var. Il travaille dans une caserne, bir kışlada çalışıyor, jour et nuit, gece gündüz. Il éteint les incendies, söndürüyor yangınları. Kim olabilir? Un pompier. Yani Fransızca'da itfaiyeci. Quelle est sa profession? Mesleği nedir? Un pompier. Peki burada metine göre il est pompier. Doktor, polis, gazeteci biliyorsunuz.
Victor hakkında ne diyebiliriz? Il n'a pas peur des incendies. Burada Z varmış gibi okuyoruz. Korkmaz yangından. Où travaille-t-il? Nerede çalışır? Bir kışlada. Epicerie, bakkal, magazin, mağaza, laboratuvar, laboratuvar. Hangi sektörde çalışıyor? Eğitim değil, ticaret değil, endüstri değil, de la sécurité, güvenlik. Sorulara olumsuz cevap verin ya da olumlu bazen. No. Est-ce qu'il aime le sport? No, il n'aime pas le sport. Est-ce que vous détestez le football? Futboldan evet reddeder misiniz? Oui. Je déteste le football. Evet ederim. Est-ce qu'elle préfère pratiquer un sport? Onlar spor yapmayı tercih ediyorlar. Non, elle ne préfère pas faire du sport. Hayır, spor yapmayı ise tercih etmiyorlar. Est-ce qu'il y a un problème? Bir problem mi var? Non, je n'ai pas de problème. Un olumsuz da de oluyor. Est-ce que tu fais de la peinture? De la de oluyor. Non, oui, je fais de la peinture diyor. Burada olumlu olduğu için de olmamış ama je ne fais pas de peinture olur olumsuz da. Kendinize göre cevaplayın. Quel est ton nom? Soyadın ne? Quel est ton prénom? İsmin ne? Quel est le métier de ton père? Babanın işi ne? Quel est le métier de ta mère? Annenin işi ne? Quel est ton métier préféré? Tercih ettiğin meslek nedir? Büyüyünce ne olacaksın gibi düşünelim. A bientôt. Dersi bitirdik. Hoşça kalın. A bientôt.